Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videomuzda kritik altın ons, gram altın, gümüş ons ve gram gümüş değerlendirmelerinde bulunacağız. Bunları teknik olarak sizlerle birlikte inceleyip bizler için önemli olacak seviyeleri sizlerle birlikte bulmaya çalışacağız. Teknik analizimize başlamadan önce arkadaşlar birkaç temel analizden bahsetmek istiyorum. Öncelikle Pazartesi günü açıklanacak olan Türkiye cari açık dengesi ve işsizlik verileri var. Bunları takip edeceğiz. Cari açık dengemizi biliyorsunuz bizler için özellikle Dolar-TL kurunu takip eden arkadaşların da önemli takip etmesi gereken iki veri, cari açık ve işsizlik verileri. Bunlar dikkatle takibimizde olacak. Cari açıktaki büyüme hala devam etmekte. Bakalım bu son verimiz de cari açıkta nasıl gelecek? Bunu hep birlikte sizlerle birlikte yarın takip edeceğiz arkadaşlar. Altın tarafının da takip etmesi gereken en önemli veri arkadaşlar. Özellikle de Trump cephesi ve bu cepheden gelecek olan 2,2 trilyon dolarlık teşvik paketi ile ilgili gelişmeler olacak. Biliyorsunuz teşvik paketi ile ilgili Demokratlar bir öneride bulundu. 2,2 trilyon dolarlık bu öneriyi Meclise Demokratlar getirdi. Fakat Cumhuriyetçiler cephesi yani Trump'ın cephesi de bu öneriyi bir şekilde durdurup kendi lehillerine doğru çevirmeye çalışmakta. Çünkü Trump Biden'ın çok gerisinde kaldı arkadaşlar. Nereden baksanız 13 puan Trump'ın gerisinden gelmekte. Biden'ın gerisinden gelmekte Trump. Bu da Trump'ın artık 3 Kasım seçimleri yaklaştıkça da kendi stratejisini değiştirmesine neden olacaktır diye düşünmekteyim. Trump şu an algılarla oynamakta arkadaşlar. Yani demokratların getirmiş olduğu bu 2,2 milyar dolarlık teşvik paketini kendi çıkartıyormuş gibi bir algıya getirmeye çalışıyor arkadaşlar. Ve bunu da nasıl yapıyor? Şu anki son verilerde 2,2 milyar dolarlık teşvik paketinin az olduğunu, bunun daha da yükseltilmesi gerektiğini, bunu da kendisinin yapabileceği şeklinde basına yeni algılarda bulunuyor. Cumhuriyetçiler daha çok arkadaşlar bu paranın iş adamlarında kullanılmasını istemekte. Halk tarafında da 1200 dolar gibi bir miktarın dağıtılması yönünde kararlarını beyan ediyorlar. Demokratlar ise yani Biden tarafında olanlar ise bu paranın daha çok fazla kısmının halka dağıtılması ve ekonominin belli bir süre kapatılması yönünde söylemleri bulunmakta. Bu ne şekilde olursa olsun arkadaşlar iki tarafında bu teşvik paketini bir şekilde onaylayacağı da unutulmamakta. Bu da her türlü altın tarafında önemli gelişmelere sebebiyet verecek ve altının yönünde yukarı taşımaya devam edecektir. Dolar tarafından da baktığımız zaman bizdeki cari açık ve Merkez Bankası'ndaki dolar rezervlerinin eksi seviyelerde seyretmesinden dolayı bizde dolar tarafı da altın tarafıyla birlikte maalesef yukarı yönde hareketlerini koruma yönündeki eğilimini hala devam ettirecek. Bu da gram gümüş ve gram altın tarafında olan yatırımcıları sevindirece benzemekte daha bir müddet daha arkadaşlar. Evet, teknik grafik olarak altın onsla başlayalım. Bakalım bizler için bu hafta kapanışlar nasıl olmuş? Sizlerle birlikte değerlendirelim. Evet, altın ons tarafına baktığımız zaman arkadaşlar bu hafta 1930 seviyesinden bir kapanış geldi. Altında şuradaki mavi çizgiden geçen üçgeni görüyorsunuz arkadaşlar. Şuradan aşağıdan gelen yükselen trend çizgisi ve yukarıdan aşağıya inen düşen trend çizgisinin kesiştiği bölge arkadaşlar. Bu bölge içerisinde altın ons günlükte hareket etmekte. Altın onsun şimdi bizler için önemli olacak seviyesi şuradaki üçgen seviyesinin yukarı yönlü kırılıp kırılamayacağının takibini yapacağız arkadaşlar. Bugün itibariyle de bu üçgen üzeri 1937 seviyesinden geçmekte. Yani ons altında şuradaki kırılımın yukarı yönlü olabilmesi için şuradaki 1937 seviyesinin yukarı doğru kırılması şart. Bu 1937 seviyesini ons tarafında yukarı doğru kırabilirsek piyasaların açılmasıyla birlikte yukarıdaki
hedef 1958 seviyesine doğru ons altını taşıyacaktır arkadaşlar. Alımların zayıf olması halinde 1937 geriye doğru şuradaki alttaki seviye arkadaşlar, alttan geçen seviyemizde 1933, şuradaki 1933 seviyesinden geçmekte. Bizler için 1933 ve 1937 aralığındaki kırılımlar önemli, takipte kalmamız gerekecek kırılımlar şeklinde ons altında gözükmekte. Evet, şurayı tekrardan bakalım çünkü burası önemli arkadaşlar. Ons altın hatta 1896, şuradaki 1896 seviyesi aşağısına inmediği müddetçe yukarıda 1937. Tekrardan çizelim, ons altındaki arkadaşlar daha iyi takip etsinler. Şurada aşağıda 1896, yukarıda da arkadaşlar 1937 seviyesi mevcut. Aşağıdaki 1896 seviyesi kırılmadığı müddetçe yukarıdaki hareketin 1958 seviyesine doğru yukarı yönlü, şuradaki yukarıdan aşağıya doğru inen trend çizgisini yukarı yönlü kırması beklenir. Bu hareket takribi arkadaşlar 2-3 günü bulabilir. Çünkü üçgen içerisinde şurayı 1, 2 veya 3, yani 3 gün içerisinde ons altında bir hareket bekleyebiliriz. Bu hareketin de bizim tahminimizce 1958 seviyesine doğru gideceği öngörülerimiz arasında. Bakalım, hep birlikte piyasalar açılsın, ons altında tekrardan buradan takip ederiz arkadaşlar. Şimdi gram altına bakalım. Gram altında bizler için önemli olacak seviyeler hangi seviyelerde? Bunları da bulmaya çalışalım. Evet, gram altına baktığımız zaman 488 seviyesinden gene güzel bir kapanış geldi arkadaşlar. Gram altın tarafında da. Gram altın tarafında bizler için direnç 490'da. 490 direnci takibimizde olacak. Şuradaki 490 direnci bizim için önemli. Bu direncin üstünde kapanışlar gelmeye başlarsa arkadaşlar, gram altında 500'lü seviyelere doğru. Evet arkadaşlar, şuradaki 500'lü seviyelerin kapısı açılacaktır diyebiliriz. O yüzden 490 gram altında çok önemli bir direnç. Bu direnci de yukarıya doğru kırması durumunda 500'lü seviyelere doğru gram altında yukarı yönlü hareketler beklentimiz dahilinde olacak. Kapanış olarak da çok güzel bir kapanış gram altında geldi. Aşağıda 486 gene bir destek noktası ve 478 yükselişi başlatan destek hala önemli ve kuvvetli bir destek olarak gram altında göze batmakta arkadaşlar. Gram altın 478 seviyesi altında bir kapanış yapmadığı müddetçe yukarıda 500'lü seviyelere doğru yukarı yönlü hareketlerini devam ettireceği benzemekte arkadaşlar. 478 gram altında kırılmaması gereken 500 hedefli bir bölge olarak göze çarpmakta. Gümüşe bakalım. Gümüşteki hareketler ne durumda? Sizlerle birlikte bunu inceleyelim. Evet, gümüşteki hareketler de gümüş ons aynı altın ons gibi arkadaşlar. O da bir üçgen içerisinde sıkışma devam edecek gibi gözükmekte. Gümüş ons da bizler için güzel bir kapanış. 25-16 seviyelerden bir kapanış geldi. Tam anlamıyla arkadaşlar gümüşte tekrardan bir yükselişin başlayabilmesi için şuradaki 25-86 direnci gümüş onsta önemli bir direnç olarak göze batmakta. Aşağıdaki en önemli destek noktası da 24-72 desteği olarak gözükmekte. Şuradaki 24-72 desteği altına inmediğimiz müddetçe arkadaşlar, gümüş onsta da 25-86 önemli bir direnç olarak göze batmakta. Bu 25-86 direnci üzerinde, burası
Önemli. Bu önemli bir direnç 25-86 arkadaşlar. Çünkü bu direnci kırmayı başarırsa gümüş ons, işte o zaman 27 dolar seviyesine doğru gümüş ons da tekrardan yukarı yönlü hareketler başlayacaktır. 24.72 aşağıda kırılmadığı müddetçe gümüş onsta da beklentimiz 25.86 ilk etaptaki direnç seviyesi ve bu direncin yukarı doğru açılıp 27 dolarlara doğru gümüş onsun da hareketlerine devam edeceği yönünde. Yatayda giden bir stokastik indikatörü yönü bir miktarda olsa günlükte yukarıya çevirmiş durumda gözükmekte. Gram gümüş, evet o da gram altın gibi arkadaşlar güzel bir kapanış yaptı. Özellikle 6.29 üzerinde gram gümüşün kalması çok olumlu. Hemen 10 dakika kritik desteğimizi çizelim. Evet, 6.29 gram gümüşte kritik destek bölgemiz ve bu destek bölgemiz üzerinde bir kapanış 6.35'ten geldi. Burada da hedefimiz arkadaşlar ilk etapta 6.51 direnci olacaktır gümüş gramda. 6.51 direnci ilk etapta takipte kalacağımız önemli direnç. Bunu da yukarı yönlü kırmamız halinde ana hedef bölgemiz 6.65 seviyesine doğru gram gümüşte hareketleri yukarı doğru tetikleyeceğini düşünmekteyiz. Olumsuz senaryomuz arkadaşlar gümüş gramda gene 6.29 altında bir kapanışla başlar. O da öyle bir kapanış görmemiz halinde aşağıda ilk etapta 6.16 desteği ve onun altında da 6.08 desteğine doğru gram gümüşü çekebilir. Fakat 6.29 üstünde kapanışlar olduğu müddetçe gram gümüşte de 6.65 ilk etapta 6.51 onun ardından da 6.65 ana hedef bölgeleri olarak gram gümüşte göze çarpan önemli seviyeler olarak gözükmekte. Evet, şimdilik altın ve gümüş tarafında söylemek istediklerim bunlardan ibaret. Verdiğim seviyeleri dikkatlice takip edin ve bunları özellikle bir yerlere not alın. Bu seviyeler hafta içerisinde çok işinize yarayacak. Takibinizde ve strateji kurmanızda işinize yarayacak önemli seviyelerdir. Videolarım hoşunuza gidiyorsa arkadaşlar sizden ricam kanalıma bir beğeni atmanız ve kanalımı başka mecralarda taşımanızdır. İnşallah sizlerle birlikte 100 bin hedefine doğru emin adımlarla gideceğimize ben inanıyorum. Hepinizin çok samimi ve içten olduğunuza inanıyorum. Benim gözümde hepiniz birer kral, hepiniz birer başkan olarak görüyorum arkadaşlar. O yüzden de hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.